Tabii herkes gibi zaman zaman mesela pilot olmayı bir ara çok aklıma takmıştım. Seyahat etmeyi seviyordum. Sonra hatta ondan bir önce kamyon şoförü olmak istiyordum. Yani uzun yol şoförü. Çok seviyorum. Hala araba kullanmayı, otomobil kullanmayı çok severim. Yolda olma fikri hep güzel geliyordu. Yani hatırlıyorum ve 9 yaşındayken çünkü bunu hiç unutmayacağım. 9 yaşında şöyle bir cümle kurmuştum. Ben bir yere gitmeyi değil aslında gidiyor olmayı seviyorum demiştim. Annem de bana bunu yaz bir kenara, bir gün sana lazım olur demişti. Aslında o yaptığım mimarlığın da bence bir tarafını oluşturuyor. Sonra bunun mimarlık alanında da tadılabilir bir tarafının olduğunu kavramaya başladım. Biraz da kaçınılmaz bir son olarak mimarlık okuluna girdim. Emre Bey, adet olduğu üzere hatırladığınız en eski günlere gidip çocukluğunuzu, evinizi, ailenizi anlatmanızı rica edeceğim. Tabii aslında çok hayal meyal Ankara'yı hatırlıyorum. Çünkü ben 5 yaşına kadar Ankara'da oturmuşuz. Çankaya'da Çankaya apartmanları mı, blokları mı öyle bir ismi var galiba. Böyle hayli modernist yapılardı. Tam o sırada 5 yaşında kardeşim doğdu. Gene hayal meyal o günleri biraz hatırlıyorum. Onun doğumu gününü de akşamını gecesini de çok iyi hatırlıyorum. Beni hastaneye götürmemek için böyle apar topar şu anda galiba Chicago'da olan çok sevdiğim arkadaşım Defne Koz'un evine götürmüşlerdi. Annesi babası onların iyi arkadaşlarıydı Azmi ile Bediz. Beni oraya bıraktılar ve ben de böyle bir çıngar çıkarmıştım hatta böyle camlardan kendimi atmaya kalkmalar falan böyle Azmi'nin kucağından atlamaya çalışmalar gibi. Sonra olmayacak bu çocukla baş edemeyeceğiz dediklerinde ben tekrar iade edilmişim akşam belli ki. Sonra babamla birlikte hastaneye bir bekleme odasını hatırlıyorum. Bunlar böyle çocukluğumdan hatırladığım böyle kısa kısa herhalde tekrar ede unutmadığım şeyler. Babamın yeşil bir kadife pantolonu vardı. Benim boyum da herhalde onun bacağı kadardı ve ben onun bacaklarına uzanmıştı ve uzatmıştı. Ben de onun bacaklarına yatmıştım. Onun uyuduğunu fark edince kalktım ve hastanenin içinde dolaşmaya başladım. Galiba sabaha karşı olmalı. Sonra da ameliyathaneyi bulmuşum herhalde. Annemi gördüm ve çok anlatılır bu bizim ailede. Her tarafı darmadağın ederek annemi öldürüyorlar bilmem ne falan diyerek hastaneyi birbirine kattığım bir şey var. Hatıra var aklımda. Bunun ne kadarını kendim hatırlıyorum, ne kadarı konuşula konuşula benim aklıma kazındı bir imge olarak bilmiyorum. Ankara ile ilgili hatırladığım yegane hikaye budur. Daha sonra biz İstanbul'a taşındık. O zaman neredeyse dağ başı sayılabilecek Etiler'de, Çamlık'ta. Yılmaz Sandı tarafından tasarlanmış iki apartman var, hala duruyor. Yılmazlar 1 ve Yılmazlar 2 apartmanı. Biz Yılmazlar 2 apartmanına taşındık. O dönemde Nispetiye Caddesi biraz daha dardı. Nispetiye Caddesi'nden Çamlık'a doğru olan yolsa topraktı. Çok güzel manzarası olan bir evdi. Onun dışında da hakikaten gitmeye korkulacak kadar etrafta böyle köpeklerin falan dolaştığı. Hatta Aydın Boysan bizim apartmanda oturdu. Karısı Suzan teyze yani o evi aldığını duyunca çok ağlamış. Buraya kurtlar iner, biz burada nasıl yaşayacağız falan demiş. Çok geniş bir aile ortamı vardı orada. Arkadaş ortamı vardı. Çok da güzeldi. Hatırlıyorum o günleri. Murat Tabanlıoğlu, annesi babası, Burak Boysan, Aydın Boysan, Suzan Boysan. Doktorlar grubu vardı. Türkiye'nin önemli doktorları o bölgede otururdu ve arkadaşlarıydı annemle babamın. Bizim de böyle Etiler'de bir sokak hayatımız oldu. Yani çok büyük bir kar olarak, çok büyük bir kazanç olarak görüyorum açıkçası. Hakikaten sokaktaydık sürekli. Bugünkü çocukların erişemeyeceği bir lüks gibi gözüküyor. Ya koşturarak, ya futbol oynayarak, ya bisiklet tepesinde. O zaman Ulus mesela neredeyse yoktu. Yani Ulus'ta bir ilk sıra apartmanlar vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Bütün işte Çamlık, Çayırlık bir yerdi. Bizim oturduğumuz bölge de aslında cidden Çamlık'tı. Çok çam vardı.
Şimdi 2-3 tane kaldı o ağaçlardan. Büyük fıstık çamlarından söz ediyorum. Güzel bir çocukluktu. Çok büyük problemler yoktu hayatımda, öyle hatırlıyorum. Kuşkusuz günlük itişler, kakışlar, arkadaşlarla epeyce geç vakitlere kadar sokaklarda kalınan günler. Yazları ise anne tarafım benim Bursalı'dır. İşte Kumla, Armutlu, Gemlik oralardaki yazlıklara dayımlar, teyzemler, onların evlerine, kuzenlerle falan. İşte yaz aşkları, küçük sevgililer böyle bir şeyle Galatasaray Lisesi'ne sonra girdim ben. Ve orada hayatım bambaşka bir yöne doğru evrildi. Çünkü Etiler'de daha steril, daha ne diyelim işte biraz daha, bu kelimeyi kullanayım mı bilmiyorum, finyoş bir durum varken Galatasaray Lisesi birdenbire Beyoğlu'nun ortasında işte her türlü tuhaf, o güne kadar benim görmediğim, bilmediğim bir dünyada, üstelik de yatılı okumaya başladım. O dönemde mecburiydi yatılılık. Epeyce de ürkmüştüm çünkü Anadolu'nun çeşitli kentlerinden gelmiş, bana pek fazla benzemeyen, benim pek de bilmediğim kelimeleri kullanan, muhtemelen epey ayıp sayılabilecek kelimeleri kullanan çocuklar vardı ve hepsi de cin gibiydi. Bir süre zorluk çektim. Bir hafta 10 gün çok zorluk çektim. Hatta bana benzediğini düşündüğüm bir arkadaşım oldu. Benzer bir şeyi vardı, sosyal durumu vardı. Sonra sıkılmaya başladığımı hissettim. Yani hayat böyle geçmez. Ya bu çeteye katılırsın ya da buradan gidersin dedim kendi kendime. Onu, öyle bir bilincim oluştuğunu hatırlıyorum. Sonra tam bir Beyoğlu çocuğu oldum. Hatta yatılılık mecburi olmaktan çıktı. Annem bir gün okula geldi. Müjdemi isterim, artık eve gidebileceğiz dedi. Hayır dedim, öyle bir şey yok. Ben yatılı devam edeceğim. Ve 8 yıl boyunca Beyoğlu'nun altı üstü artık ne varsa yapılabilecek her türlü serseriliği yaparak ve müthiş bir arkadaşlık çerçevesi içinde birbirini kollayan, işte o dönemde dostluğun ne olduğunu yavaş yavaş anlayarak, aslında sosyal sınıf diye bir şeyin öneminin olmadığı, insanlık diye bir şeyin daha önemli olduğunu her gün biraz daha sezerek geçirilmiş bir 8 yıldır. Bana çok şey kattı. Böyle düşünüyorum artık bugün. Yaşım epeyce belirli bir noktaya gelip geriye döndüğümde Galatasaray Lisesi'nin hayatımda önemli bir katkısının olduğunu. Evet, eğitim olarak belli bir katkısı olmuştur. Sosyal olarak çok büyük bir katkısının olduğunu söyleyebilirim. Şu anda çok fazla, çok sıklıkla görüşemediğim arkadaşlarım olmasına karşın çok sıkı dostlukların olduğu bir dönemdi, oluştuğu bir dönemdi. Böyle bir, çok genel bir kesitle böyle bir çocukluk geçirdim. Peki mimar olmaya nasıl karar verdiğini size sormak için biraz tuhaf bir soru olabilir. Çünkü mimar bir anne babanın çocuğu olarak büyüdünüz. Ama bunun tam tersini seçebilirdiniz. Çünkü böyle örnekler de çok mevcut. Kuşkusuz aslında çevremde annesi babası mimar olan ve mimarlıktan nefret eden birkaç kişi vardı. Babası veya annesi mimar olanlar da vardı. Ben şöyle bir şey var, yani mimarlık sanıyorum böyle 8-9 yaşlarından itibaren çok fazla içinde bulunduğum bir mimarlık bürosu oldu. Tabii ki annemle babamın bürosu. Ben ilkokulda ödevlerimi de büroda yapardım. Annem de fiilen çalıştığı için bizim evde kimse olmazdı. Ben okuldan direkt büroya giderdim. Ki genellikle büro, annemle babamın büroları hep Etiler'de bir apartman dairesinde, çok da taşınırlardı oradan oraya. Ama hep bizim evimize çok yakındı, hep yürüme mesafesindeydi. Dolayısıyla oralarda tekinsiz yerler değillerdi. Böyle gecenin bir vakti de çıkıp gidilirdi. O nedenle de hayatım hep büroda geçti diyebilirim. Bu biraz tabii insana ister istemez bir şeylere daha erken girme, bir şeyleri daha erken sezme veya anlamaya çalışma. Dolayısıyla bir merak şeyi yaratıyor, ortamı yaratıyor ve o ortam etkili bir ortam, zevkli bir ortam. Aslında daha fazla zevkli olduğunu zannettiğiniz bir ortam. Bir de dışarıdan bakınca derdi, tasası size düşmüyor. Sadece işte maketler yapılıyor, güzel çizimler oluyor, muhabbetler oluyor. Ben oraya gidince orada çalışan
arkadaşlar, abiler, ablalar o zaman tabii bana çok ilgi gösteriyor. İşte bütün bunlarla birlikte hani mimarlığı müthiş bir meslek zannettim açıkçası. Yani öyle düşündüm hep. Ama biraz daha işte gençlik dönemimde mimarlığın hafif zorluklarının da olduğunu böyle ara ara anlamaya başlamıştım. Annemle babamın mesela bir proje yüzünden nasıl birbirleriyle 15 gün hiç konuşmadıklarını, işte bir yarışmaya girdiklerinde eve getirip bizim mutfağın, mutfakla salon arasında bir lambri vardı, lambri bir duvar vardı. Onun üstüne asıp böyle bütün hafta sonu boyunca kavga ettiklerini, ben de tabii girerdim araya. Yani şey üzerinden tamamen bir İzmir Hükümet Konağı veya İzmir Devlet Hastanesi yarışmasında efendim bina yukarıda mı duracak, aşağıda mı duracak? Bütün bunlar tartışılırdı. Ben de yani girerdim araya. Bacak kadar boyumla bir şey anlarmışım gibi. Ama tabii ki bunlar bir yerden sonra böyle o çocuk halinizden çıkıp gençliğe doğru geçince biraz böyle sorguladığım şeyler de oldu. Ya işte bir de şöyle, ben illaki mimar bir kadınla mı evlenmeliyim? Ya böyle bir hayatım mı olmalı? Ya mimar olunca illa böyle mi oluyor falan diye. O arada bir babamların, annemle babamın iyi dostu, mimar Bilge Kıray rahmetli. O bizim evimize çok sık gelip giderdi ve o bekardı. Çok güzel bir spor arabası vardı. Giyimi kuşamı böyle daha farklıydı herkesten. Mesela çoğu zaman böyle İstanbul dışında işleri olurdu, Ayvalık'ta işleri olurdu, Ankara'da işleri olurdu. Uçağa çok binerdi ve bizim evimize hep böyle hostes kızlarla gelirdi. Ben birdenbire tamam işte mimarlık budur yani, böyle bir şey olmalı diye düşünmeye başladım. Çok ayıp olacak, bana kızacak bunu duyunca ama o bağlamda babamı değil Bilge'yi çok örnek aldığımı ve mimarlığın demek ki böyle de olabilir diye bir fenomen olarak aklıma işlediğini, hatta öylesinin daha havalı olacağını falan düşündüğümü hatırlıyorum. Tabii herkes gibi zaman zaman mesela pilot olmayı bir ara çok aklıma takmıştım. Seyahat etmeyi seviyordum. Sonra hatta ondan bir önce kamyon şoförü olmak istiyordum. Yani uzun yol şoförü. Çok seviyor. Hala araba kullanmayı, otomobil kullanmayı çok severim. Yolda olma fikri hep güzel geliyordu. Yani hatırlıyorum ve 9 yaşındayken çünkü bunu hiç unutmayacağım. 9 yaşında şöyle bir cümle kurmuştum. Ben bir yere gitmeyi değil aslında gidiyor olmayı seviyorum demiştim. Annem de bana bunu yaz bir kenara, bir gün sana lazım olur demişti. Aslında o yaptığım mimarlığın da bence bir tarafını oluşturuyor. Sonra bunun mimarlık alanında da tadılabilir bir tarafının olduğunu kavramaya başladım. Biraz da kaçınılmaz bir son olarak mimarlık okuluna girdim. Akademiye girdiniz. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi'ydi. Ben girdiğimde akademiydi. Mimar Sinan Üniversitesi oldu sonra. İşte 5 yıl orada okunuyordu o zaman. 5 yılın sonunda bir yüksek mimar olarak mezun olunuyordu. Ben 4,5 yıl okuyup kaydımı dondurdum ve Amerika'ya gittim. Orada 1 yıl çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye gelip birkaç yıl sonra o dondurduğum kısmı tamamlayarak yüksek mimar oldum. Niçin o kadar kısa sürdü Amerika maceranı? Sizi buraya geri getiren ne oldu? Doğrusu Amerika'ya gittiğimde zaten çok uzun kalmak üzere gitmediğimi hatırlıyorum. Şöyle ki bir H1 diye bir vizeyle gitmiştim. O böyle kısa dönemli bir çalışma vizesiydi. Amerika'da babamın dostluklarıyla onun yardımıyla bulduğum bir ofis, yani mimarlık ofisi vardı. Oraya girmiştim. Biraz da torpille. Fakat orada epeyce bir iyi gitti şey. Yani tam bir çaylak olarak girmeme rağmen şansım da vardı. Bir de biraz böyle arada işte bir takım kadro değişiklikleri falan oldu. Ben birdenbire saati 4 dolar gibi bir asgarinin asgarisi bir ücretle başlamışken birdenbire demeyeceğim ama böyle 3-4 ay içinde 25 dolara çıkarmıştım maaşımı. Sonra da bayağı bir o vizeyle kazanılabilecek yıllık bir limit vardı. O limit dolduğu için statü değiştirmem gerekiyordu. Ya green card çalışma izni alacaktım
ya da artık dönmem gerekiyordu. O sırada sonradan evlendiğim kız arkadaşım İstanbul'daydı. Hatta bizim annemle babamın ofisinde çalışıyordu. Ben de Amerika'da çok da böyle angaje bir durumda olmamama rağmen o bir yılın sonunda ofisin patronunun bana yaptığı bir teklife rağmen, yani burada kal, bizim ofisin işte genç bir küçük ortağı ol, iyi gidiyorsun, sana bütün vizelerini, işte green card'ını alalım, halledelim demesine rağmen kabul etmedim ve bir şekilde döndüm. Bu hala kafamın içinde böyle acaba diye düşündüğüm sorulardan bir tanesidir. Bunu notlarımda yok, şerh düşüyorum size anlatırken. Anne babasının torpilini kullandığı halde bunun sonunda şımarıklık değil, başarı olarak hanesine yazıldığı çok ilginç bir örneksiniz bence. Teşekkür ederim. Sonra döndünüz. Aslında torpil kullanmak bir şımarıklık yaratıyorsa bu salakça bir şey olur. Çünkü torpil kullanmak aslında bir utangaçlık yaratır. Ben yani öyle olmalıdır. Bende de hep öyle oldu. Yani torpil kötü bir şeydir. Yani hani bilirsin de oraya gitmişsin. Zaten 50 kişi çalışırdı o ofiste. Ya bana zaten böyle bir ilk 10 gün falan sadece ozalit çektim. Yani hiçbir iş vermediler. Sonra terfi oldum gibi oldu. Mektup ayıklıyordum. O zaman tabii e-mail falan yok. Ofise gelen mektupları mektubun sahibine götürüyordum falan. Yani öyle işler yaptım. Hatta akşam yattığımda böyle bayağı hırsımdan ağlardım ya. Ben buraya bunun için mi geldim falan diye. Neyse sonra şansım iyi gitti. Kendimi gösterecek fırsatlar oldu. Ama hani torpil zaten böyle... Ondan sonra da çok fazla bir yerde torpil kullandığımı hatırlamıyorum. Hep utandığım bir şeydir doğrusu. Bu biraz da çaresiz kaldığınız bir durum. Anne babanızı değiştiremeyeceğinize göre. Peki döndükten sonra ebeveynlerinizle tam 17 yıl çalışıyorsunuz. Doğru. O nasıl bir dönem? Şöyle söyleyeyim, çok şanslı, yani bu da bir tür başka bir torpil diyelim. Çok şanslı bir dönem tabii bir tarafıyla. Çünkü aslında annemle babam dönemlerinin çok iyi mimarları ve bana öğrettikleri, yani bir mimarın aslında nerede durması gerektiği, işte bütün hikayesini nasıl oluşturması gerektiği, bir takım etik çerçevelerin nasıl kurulması gerektiğiyle ilgili, yaptığı işten nasıl işte şeyden bir malzemeden neden komisyon alınmaz, niye kimseye yalan söylenmez, söylediğin zaman işi bitirmek için niye kendini paralaman gerekir, yani bütün bunları onlardan öğrendim. Ben çok şanslı birisiyim ki bunlar böyle bütün açıklığıyla ortaya serildi ve bana bir seçme hakkı getirdi ister istemez. Bazı şeyleri seçtim ve aldım, bazı şeyleri de reddettim ve o ofiste değiştirmeye çalıştım. Hiç haklarını yemeyeyim, 17 yıl boyunca bana çok el verdiler, kapıları çok açtılar, önüme kırmızı halılar serdiler, pek çok noktada fikrimi dinlediler. Ta ki işte 17. yılın sonuna kadar artık tabii ki iki farklı kuşakta bir tür sürtünmeye girildiği zaman o böyle artık bir tür kıvılcım çıkarmaya başlıyor. O zaman da benim ayrılmamın vakti geldiğini düşündüm. Sert bir ayrılış oldu ama bunu yapmak zorundaydım. İyi ki de yapmışım. Bugün her ikisi de bana aynı şeyi söylüyorlar. Evet, çok sert oldu ama iyi ki de yapmışsın diyorlar. Annemin bana çok kızdığı günler hariç, onu diyeyim. Bana hala çok kızgın olduğu günler oluyor o zamanlar. Tabii benim o ayrılışım hiç de iyi bir şey olarak görülmüyor. Ama genel olarak yani... Normal günlerde diyeceğim, iyi yaptığımı düşünüyorlar. O nasıl günlerdi? Çok öğreniyordum. Hiç, yani benim yaşımda herhangi bir mimara verilemeyecek olan fırsatlar o büroda zaten vardı. Ben o büroda zaten o büronun torpillisiydim tabii ki. Ama bütün bunlar olduğu için de hani birlikte çalıştığım arkadaşlarımla, hala görüştüğüm arkadaşlarım onlar. Yani bir tanesi işte şimdi... Başka bir ofis yürütüyor, Arif Suya Batmaz, bir tanesi Hakan Yılmazer, birisi eski karım. Böyle bir takımdık biz ve o takımın içinde zaman zaman biz şey yapardık, çalışma kağıdı doldururduk ve çalıştığımız saatlere göre de ay sonunda para alırdık. Bazen ben utanırdım çünkü en az ben çalışmış olurdum. İçlerinde en fazla böyle hani sağa sola giden,
hala o Galatasaray günlerinin getirdiği serseriliğe devam eden de bendim açıkçası. Sonra yavaş yavaş bu iş başka bir yere evrildi. Ben artık bir hani sanıyorum 5-6 yılın sonunda verilenleri sorgusuz sualsiz işte kağıda döken, anlatılanları projeye çevirmeye çalışan birisi olmak yerine niye sorusu, neden böyle yapıyoruz sorusunu daha çok sormaya başladım. O bir tür böyle hafif bir başkaldırı gibiydi. Orada her şey kopabilirdi. Ama tam tersi oldu. Benim önüm açıldı. Orada her ikisi de ama özellikle annemin hakkını teslim etmek isterim. Belki babamla olan çatışmasında beni bir şey olarak ne diyelim taze bir silah olarak kullanma yolu onun içinde şeydi, kullanışlıydı. Ama yani çok büyük çatışmalar olmadan yaklaşık bir 12-13 yılı çok tutarlı bir şekilde geçirdik. İyi bir iş bölümümüz vardı. Yaklaşık olarak ofiste herkes ne yapacağını bilirdi. Bir ara yani ben onların ofisine girdiğimde sadece bir kişi çalışıyordu ofiste. Bir ara böyle 40 kişilere falan çıktık benim bir takım işte telkinlerimle, ataklarımla. Sonra da yavaş yavaş artık böyle hani mimarlığın bir one man show, bir tek adam oluşumu olmadığı, daha bir ekip işi olduğu, yeni dünyada, yeni mimarlık dünyasında bu otör mimar denen kişinin aslında biraz daha delege edebilir birisi olmasının gerekli olduğu gibi düşüncelerimi onlara aktarmaya çalışıyordum ama işte tam orada biraz zorlanmaya başladım. Çünkü onların kuşağı daha fazla işte bir usta, her zaman usta kalacak bir usta ve onun çırakları olarak görüyor mimarlıktaki bu takım ilişkisini. Halbuki öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Sonra biz o arkadaşlarla kendi ofisimizi kurduk ve onlardan ayrıldık. Peki bu mimar mimar çatışmasından mı, ebeveyn evlat çatışmasından mı doğdu sizce? Aslında şunu çok net olarak söyleyeyim, mimar mimar çatışmamız neredeyse hiç yoktu bizim. Yani o konularda çok fikir birliğinde olduk sürekli. Şöyle ben ofisteki böyle o katı modernist tutumu diyelim. Yani 60'ların 70'lerin daha böyle katıksız modernist durumunu 80'lerdeki özellikle Amerika'da da bulunduğum dönemde çok etkin olan postmodernist rüzgarlara doğru açmıştım. Bu benim babamın hiç hoşuna gitmeyen bir durumdu. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün o tarafa doğru baktığımda ben de çok şahane bulmuyorum o rüzgarı. Ama oradan öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyordum. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. O katı modernizmin dışında acaba bizim sevgili rahmetli Alparslan Ataman'ın kalbi modernizm diye tarif ettiği bir durumun yaratılıp yaratılmayacağı ile ilgili hep konuşuyordum. Bunun tezahürünün de illa işte o sahte tarihselci bir postmodernizmden geçmediğini, yer duygusunun, yerin yapıyı çok fazla etkiliyor olma duygusunun önemli olduğunu hep söylemeye çalışıyordum. Yani o anonim prizmanın her yere olmayacağını, evet bazen kırılıp dökülebileceğini, bazen yere göre kendisinin formunu değiştirebileceğini ve yer dediğimiz şeyin aslında sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda sosyolojik, demografik, politik bir yer olduğunu ve mimarlığın aslında bütün bunlara göre her defasında bir kere daha düşünülmesi gerektiğini, yani mimarlığın böyle fiziksel bir şey olmak yerine daha zihinsel bir şey olduğunu falan söylemeye çalışıyordum. Buralarda biraz birkaç sene sürdü bunu. Ha ya bu adam sahte tarihselcilik peşinde değil de başka bir şey söylüyor galiba diyerek kabul etmesi babamın. Çünkü annem çok daha erken benimle birlikte davranmaya başlamıştı. O zaten teşneydi, o zaten hazırdı. Belki de zaten öyle düşünüyordu. Ama ben hani anneme göre daha ifadeci birisiyim. Ben daha fazla ifade ediyorum, o öyle ifade etmiyordu. Ama biz mesela çok iyi çalıştık annemle. Yani benzer konularda çok benzer yaklaşımlarımız olduğu için. Sonunda babam da anladı benim derdimin ne olduğunu ve çok katıldı. Ve biz hep birlikte üçümüz aslında ben ofisten ayrıldığımda yani sanki tek beyin gibi çalışıyorduk.
Bu anlamda sorunuzun cevabı bu tamamen bir kuşak ve aile çatışmasıydı. Sizi mimarlık dünyasında biraz snob buluyorlar. Bunu hak edecek ne yaptınız? Buna bir soruyla karşılık verebilirim. Beni mimarlık dünyasında biraz snob bulduklarını duyuyorum. Bunu hak edecek ne yaptım diyebilirim. Bilmiyorum yani. Şöyle bir şey var. Beni snob bulanlar var. Onun dışında mimarlık dünyası eğer sadece Türkiye mimarlık dünyasından bahsetmiyorsak, dünya mimarlık dünyasından bahsediyorsak veya evrensel bir durumdan söz ediyorsak, bu coğrafya dışında beni snob bulan hiç kimse yok. Onu çok iyi biliyorum. Hatta tam tersine onların tabiriyle down to earth dedikleri, hani biraz tevazu içeren davranışları olan bir mimar olarak görüyorlar. Ama çok doğaldır. İçinde yaşadığınız toplumda, hele bizim şu andaki toplumumuzda ötekileştirilmek, biraz böyle işte başka bir tarafa atılmak, yaklaşık 5-6 yıldır Türkiye'de hatırı sayılır hiçbir iş almadım. Buna rağmen hala işte ortada iş bırakmadı diye arkasından konuşuluyor olmak, anladığım bir şey, kabul ettiğim bir şey, sevdiğim değil, takdir ettiğim değil ama neden olduğunu anladığım bir şey. Biraz toplumların daha fazla uluslararası başarılı insana ihtiyacı var. Ancak o zaman herkesin birbirine daha toleranslı olduğu, ya bunun nesi var ki, niye bu böyle, yani biz öyle değiliz de bu böyle diye sorulmadığı, dolayısıyla iyi örneklerin gerçekten daha iyi örnek oluşturduğu bir durum oluşuyor. Yani bugün dünyada çağdaş Türk mimarlığı diye bir merak edilen hiçbir şey yok. Bugün dünyada çağdaş Portekiz mimarlığı çok merak ediliyor. Çağdaş İspanyol mimarlığı çok merak ediliyor. Çağdaş Alman mimarlığı merak edilmiyor ilginç bir şekilde. Hatta çağdaş İtalyan mimarlığı bile çok merak edilmiyor. Ama bazı ülkeler, çağdaş Şili mimarlığı çok merak ediliyor. Bazı ülkeler gerçekten bu bağlamda bir tür, ne diyelim, bir tür ortak hareket, ortak davranış bilinci ve de dünyada gerçekten ses getirebilecek bir takım projeler yapıyorlar. Bunları o ülkelerde 1-2 kişi yapmıyor. 15-20-30-40 kişi yapıyor. O zaman da onları kimse snob bulmuyor. Aslında böyle bir durum var. Bir projeye nasıl başlarsınız Emre Bey? Düşünerek başlarım. Bilmediğim bir konuysa araştırarak başlarım. Bilmediğim konu ne demek? Yani yeteri kadar içselleştiremediğim, yeteri kadar içine giremediğim, yeteri kadar durumu anlayamadığım bir hikaye varsa o zaman epeyce okuyorum. Mesela şu anda bir tane var öyle bir proje. Çok iyi bildiğim bir yerde, daha önce çok yaptığım bir konu, yani deneyimlediğim bir işlev varsa, yeri de gayet iyi biliyorsam, ki bunlar olabilir, o zaman biraz daha hızlı gidebiliyor. Yani biraz daha hızlı tasarlayabiliyorum veya tasarlayabiliyoruz. Artık tek başına tasarlamak diye bir şey pek fazla söz konusu değil. Bizim ofisimizde uzun yıllardır benimle çalışan, tasarımda zaman zaman dönüştürücü olan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte düşünüyoruz aslında. Onlarla birlikte tartışıyoruz. Uzun süre pek fazla bir şey, uzunca sayılabilecek göreceli bir süre pek fazla bir şey çizmemeye, pek fazla işi böyle ete kemiğe büründürmemeye çalışıyoruz. Ancak düşünceyi belirli bir olgunluğa eriştirdiğimizi fark ettiğimizde yavaş yavaş her mimarın yaptığı gibi işte çizmeye, maket yapmaya, üç boyutlu bir takım çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Sizin son zamanlarda herhalde üzerine en çok konuşulmuş yapılarınızdan biri Sancaklar Camii. Ben şunu sormak istiyorum. Bu caminin kelime anlamı işte cem olmak, toplanmak, yani ya da İslam tarihinde kayıtları geçmiş ilk mescitten itibaren aslında çok sosyal, çok yaşayan bir organizma gibi davranıyor cami. Ben Sancaklar Camii'ni böyle düşündüğümde biraz münzevi bir mekan buluyorum. Daha tasavvufi bir camiden çok bir tekkeymiş gibi geliyor bana. Katılır mısınız bu fikre ya da bu amaçladığınız bir şey mi zaten? Şöyle, aslında caminin bence iki yüzü var, iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya ibadetin yapıldığı yer. Bir tanesi ise onun hemen dışında duran mekan, ki orası bir sosyal mekan aslında. Sosyal mekan olması için tasarlanmış bir yer. Beni biraz üzen, bu konuda biraz üzen bir durum var ki ibadet için tasarladığımız mekana çok şey atfediliyor.
Ve o yüzden de belki öbür taraf biraz arka planda kalıyor. Biraz da tabii ki o yapının nasıl değerlendirildiği ile ilgili bir konu. Çünkü o kuzey tarafında kalan, yani girişin karşısında kalan bölümde bir çay evi, bir kütüphane, bir toplanma mekanı, bir muhabbet mekanı açık ve kapalı, yarı açık, kapalı ve açık olmak üzere farklı sekansların olduğu mekanları tasarlamıştık. Ve yani orada işte saatlerin geçirilmesi, eğer biraz daha yalnızlık, biraz daha işte belki doğayla baş başa kalma durumu isteniyorsa yukarıdaki bölümde olunması gibi bir takım böyle deneyime ilişkin öngörülerimiz vardı. Şey kapalı duruyor maalesef. Yani o söylediğimiz mekan kapalı duruyor şu anda. Hatta biz son dönemde bir elimize düşünmediğimiz bir bedel, bir para geçti açıkçası. Ve Sancaklar Camisi üzerinden geçti. Çünkü bir ödül aldık, bir Alfozan Awards diye bir uluslararası ödülden. Onun bir parasal bedeli, bir karşılığı varmış. Ve uzun süredir şikayet ettiğim, neden Diyanet buna el atmaz, neden vakıf bazı şeyleri ihmal ediyor diye şikayet ettiğim şeyleri, peki şikayet etme, madem böyle bir para geldi bunu biz yapalım dedik ve şu anda bütün tamiratını yapıyoruz her şeyin. Havuzu yeniden yapıyoruz çünkü bir türlü doğru düzgün inşa edilemedi. Sürekli su kaçırıyordu, sürekli problemleri vardı. Bütün havuzu yeniden yapıyoruz. İçeride kadın erkek bölümü arasındaki separasyonun alçak bulunması yüzünden oraya konan böyle bir uyduruk bir paravan vardı. Onun yerine o separasyonu biraz daha yükseltiyoruz. Bütün aydınlatma sistemini değiştirdik ki orada sevgili dostlar, aydınlatmacılar, TEPTA başta olmak üzere bize çok yardımcı oldu. Peyzajı yeniden düzenliyoruz, kırılan taşları yeniliyoruz. Pek çok konuyu halletmeye çalışırken acaba bir kısımda oranın daha iyi bakılabilmesi ve hatta o kapının açık tutulabilmesi, orada sürekli birisinin durabilmesi, en azından gün içinde oranın işler hale gelebilmesi için öyle bir akar da temin edebilir miyiz diye benzer bir şeyle. O da aklımda var. Yani tamiratın üstüne kalanı da madem öyle buraya bırakalım, artık işte kaç sene idare edecekse burası da açık kalsın, daha sosyal bir mekan olabilsin orası diye düşünüyorum. Sorunuzun mekansal karşılığına gelince evet, yani ibadet etmek ve Yaradan'la baş başa kalmak gibi bir durumu öncelediğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Ancak bizim çok da fazla böyle düşünmediğimiz birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi mesela bu mağara meselesi. Beraber tasarladığımız sevgili Nil Hıra benzetmesini yaptı birkaç kere. Ancak tasarım günlerinde bu üzerinde konuştuğumuz bir şey değildi. Bu cami yapıldıktan sonra bizim de hissettiğimiz, fark ettiğimiz bir şey oldu. O ilginçtir. Tasarımın esinlenerek yapıldığı değil ama yapıldıktan sonra evet biraz da öyle bir durumu var buranın dediğimiz bir şeydir. İlk defa da Nil'in aslında fark ederek söylediği bir şeydir ki tasarımda çok da önemli bir rol almıştı. Bir konuda aslında orada mekansal bir unsur olarak kullandığımız basamaklı durumun şimdi mesela tuhaf bir biçimde bir tür zaman zaman ibadet döneminde camide olduğunda oralarda da ibadet edildiğini, bazen oturarak ibadet etmek için çok kullanışlı olduğunu, zaman zaman da neredeyse bir tribüne döndüğünü ve orada bir takım böyle işte şeylerin yapıldığını, konuşmaların yapıldığını, dolayısıyla konuşanın daha rahat görüldüğü bir düzen oluşturduğunu düşünüyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Ben hani tekke benzetmesini biraz zorlama bulurum ama herkesin bir araya gelip ibadet edebildiği ama konsantrasyonunun da çok fazla dağılmadığı, dağılmadan bunu yapabildiği bir mekan olduğunu düşünüyorum. Peki buraya yaptığınız yatırımdan bahsettiniz. Aslında burayı hem tamir ettiriyorsunuz hem bir akar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bütün projelerinizi bu kadar içselleştirir misiniz? Bir kısmını içselleştiriyoruz. İçselleştirmekten ziyade aslında şöyle söyleyeyim. Pek çok projeyi aslında
daha tasarlarken finanse ediyoruz. Yani söz gelimi işte İstanbul Resim Heykel Müzesi benim 12 yıl uğraştığım ve son 9 yılını, ilk 3 yılı hariç son 9 yılını tamamen kendi finansmanımla, kendi şeyimle ne diyelim, bütçemle yaptığım bir iş. Bundan sonra da devam edecek ve öyle yürüyecek. Neticede benim mezun olduğum okulun bir parçası, bir tür kamusal alan. O yüzden de çok önem veriyorum. Duruma göre tabii ki yani biraz varsa ve zaten o bir ranta yönelik, yani bir rant oluşturmaya yönelik, bir kar oluşturmaya yönelik bir proje ise bir mimar olarak orada daha farklı davranıyorsunuz. Ama İstanbul Resim Heykel Müzesi veya Sancaklar Camisi yani böyle bir proje değil. O yüzden tabii ki farklı yönden destek olmak gücümüz yettiği kadar tabii ki kuşkusuz bize aslında bir tür böyle rahatlama hissi de veriyor. Sancaklardan sonra Dubai'de yapmaya başladığınız bir cami var. Onun hikayesini çok kez anlattığınızı işittim. Diyorsunuz ki sancaklar bir tipoloji önermesi değildir. Yerine uygun ve tam o noktada yapıldığı için o biçimde oluşmuş bir yapıdır. Dubai'de ise bambaşka bir arazi ve fiziksel çevre içinde bir cami yapıyorsunuz. Açıkçası çok merak ediyorum. Oradaki önce zihinsel sonra mekansal yaklaşımınız nasıl oldu? Oradaki ilginç konu şuydu. Belki oradan girmek lazım. O caminin inisiyatörü olan Ajman'dı, aslında Dubai değil tam Ajman, başka bir emirlik ama Dubai'nin hemen yanında. Oralı birisi ve Sancaklar Camisi'ni çok iyi bildiği için bizden bu projeyi istedi. Ve isterken de ben onun gibi bir cami istiyorum dedi. Tabii bu bizim için epeyce zorlayıcı bir durumdu. Çünkü yerine gidip gördüğümüzde hani etrafı koca koca gökdelen ve hayli niteliksiz, gökdelen denilebilecek yükseklikte apartmanlarla dolu. Bir tarafı biraz daha nispeten açık ama kentin merkezinde sancakların kontekstiyle, yeriyle hiç ilgisi olmayan bir durumla karşılaştık. Orada bir miktar böyle hani kendi yerini oluşturmak, kendi bağlamını oluşturmak ve belki de çevredeki bütün yapılardan kopuk bir tür heykelsi durum oluşturmak ve bunu da biraz mümkün olduğu kadar yere sığınarak, yani yer düzlemine sığınarak yapmak veya ona yaklaşarak yapmak, onun içinden gelerek yapmak. Hani böyle etraftakiler gibi gökyüzüne ulaşmaya çalışmak değil de tam tersine biraz serilmek, biraz orada yerin gücünden istifade etmek gibi bir noktaydı. O nedenle de yerin oluşturduğu bir takım kırıklarla ve neredeyse o oluşan kırıkların içinden girilen bir koridor mekanla ulaşılan bir sistem oluşturduk. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki oradaki gerçekten o yerin devamı olan, bütün hem dokusuyla hem malzemeselliğiyle neredeyse hep oradaymışçasına duran bir yapı hedefledik ama maalesef henüz hayata geçmedi. Ben de açıkçası çok büyük bir merakla bekliyorum. Giovanni Panini'nin Gog diye bir romanı var. Okumuş muydunuz evet, onu? Babamın bana ilk bunu mutlaka okumalısın dediği romandır. Koca bir şeydi. Şimdi sizin yine sancaklarla ilgili anlattıklarınızı dinlerken aklıma benim de Gog geldi. Şöyle bir şey üzerinde duruyorsunuz. İşte burası meditatif bir mekan ve burada Müslüman olmayan biri de çok güzel ibadet edebilir. Ve bu benim de yapıya ilişkin hayal ettiğim şeylerden biri manasına gelen bir şeyler söylediğinizi hatırlıyorum. Gog'a dönecek olursak onun da içinde her türlü ibadet edebileceği bir tanrısal mekan arayışı vardı. O geldi aklıma. Dün akşam da bir okudum. Buradan yola çıkarak örneğin size bir kilise ya da bir sinagog ya da bir Budist tapınağı inşa etme işi gelse bir gün. Aslında sanki yaklaşımınız sancakları başlarken ki noktadan olacakmış gibi hissediyorum. Bunu size aslında sormak istedim, doğru mu düşünüyorum diye. Sanıyorum son 10 yıldır duyduğum en güzel soruydu. Evet, tam da öyle. Sancaklarla ilgili de bana sorulmuş bence en derinlikli soru oldu. Onun için bir defa size bir tebriklerimi sunayım. Teşekkürlerimi tabii. Şöyle, evet çok doğru. Hem de yani bunu Google'a bağlayıp falan yani şapkamı çıkarmam lazım. İbadetin kendisinin aslında çok böyle bir tarafıyla çok ilkesel bir şey olduğunu, hani üstündeki bütün kültürel katmanları bir kenara koyacak olursak aynı zamanda çok da kişisel bir şey olduğunu söylemek lazım.
O katmanların tümünü kenara koyduğunuzda aslında bence ilk kiliseleri, ilk camileri, ilk mescitleri, hatta ilk sinagogları düşündüğünüzde bunlar bu kadar parlak ve ne diyelim katedralleşmiş ve yüceleşmiş ve işte bütün dünyadan neredeyse kopmuş mekanlar değildi. Esasen o tevazu bütün ilksel şeylerde, ibadet mekanlarında var. O yüzden de o biraz oraya dönmeye çalışmak, biraz yani radikalizmi burada aramak eğer bir şey arayacaksak ve bütün aslında o kültürün oluşturduğu aynı zamanda yüklerden diyelim ve hatta fazlalıklardan kurtulmak, evet hemen şunu söyleyeyim, şu anda demin sözünü ettiğim karnımı ağrıtan ve epeyce beni uğraştıran, şu anda zihinsel olarak bir yere oturtmaya çok çalıştığım proje bir cemevi. Şu anda bir cemevi tasarlıyoruz ve o yüzden de çok benzer bir araştırma içindeyim. Ama hiç de yanılmadınız, evet. Yani sancakların özünde, doğasında olan, tasarımının doğasında olan, özünde olan durumların hepsine yeniden tosluyorum. Yeniden gelip o noktada duruyorum. Evet, aynı din, bambaşka ritüelleri var ama hiçbir şey fark etmiyor. Bir kilise tasarlasam da çok farklı olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası kıl payı kaçırdım diyelim. Daha doğrusu bu sefer bir tür Hristiyan fundamentalizmi ne diyeyim, yobazlık kelimesini mi kullanayım bilmiyorum. Takılan bir projeydi çünkü biz bir Balkan ülkesinde bir kilise tasarlayacaktık. Ama Vatikan buna izin vermemiş. Yani halbuki biz bir Ermeni'nin bir cami tasarlamasına İslam dünyası sesini çıkartmamıştı. Hala da bunlar hep. Siz bir İslam ülkesine tabi olduğunuz için mi Vatikan buna izin? Vallahi bundan çok emin değilim. Yani bunu söylersem şimdi çok haksızlık etmiş olabilirim. Bana bu sadece bir dedikodu olarak söylendi. O yüzden çok emin değilim ama İsterdim yani böyle bir şeyi yapabilmek. Belki hala yapabilirim ama bunların hepsi böyle. Yaptığımız diğer projelerden tabii ki biraz başka bir yerde duran, bir başka zorluğu, bir başka keşif zevki olan projeler. Ben hep böyle anlamanın zevkine varmaya çalışan birisiyim. Yani anladıkça hoşuma gidiyor pek çok şey. Hatta böyle bağlantısal anlamalar yani bir şey okursunuz, oradan bir şey anlarsınız, sonra aklınıza işte diyelim ki 10 yıl önce okuduğunuz veya gördüğünüz bir şey gelir, aslında onların bağlantılı olduğunu anlarsınız ve ışır böyle gözünüzün önünde, çok güzel bir şeydir. O yüzden böyle az bildiğim nispeten konulara girmeyi de seviyorum. Cami o kadar az bildiğim bir konu değildi. İslam ibadethanesi mimarlığı, İslam felsefesi benim genellikle meraklı olduğum bir konudur. Mesela bir kilise için herhalde daha da çok çalışmam gerekirdi. Ben sizi sosyal medyada da takip ediyorum pek çok insan gibi. Size röportajdan önce de söylediğim gibi kızınızla vakit geçirdiğiniz zamanlarda başka biri olduğunuzu düşünüyorum. Böyle. Doğru. Hatta kızınız sizden bir şey öğrenmiyormuş da siz ondan öğreniyormuşsunuz gibi hissediyorum. Aynı zamanda da meslektaşsınız. Nasıl bir baba kız ve meslektaş ilişkiniz var? Yani kendi anne babanızla olan ilişkinizden çok ders almış bir ilişki mi? Yoksa tamamen yeni baştan kurulmuş bir ilişki mi? Sanıyorum her ikisi de yani yeni baştan kurulmuş ama o derslerle birlikte kurulmuş bir ilişki. Bir tanesi ya annemle babam hiçbir zaman bana çok fazla zorlayıcı olmadılar. O yüzden ben bir yönüyle bakınca hayli özgür bir durumdaydım, özgür bir ortamdaydım. Ta ki ofise girene kadar yani annemle babamın ofisine girene kadar orası çok özgür bir yer değildi. O özgürlüğü kırmak için çok da uğraşmadım. 5 yıl boyunca bana ne denirse onu yaptım ve bunun çok önemli bir çıraklık dönemi olduğunu ve bana müthiş şeyler kazandırdığını biliyorum. Bunun bugünkü genç kuşaklılara hiçbir şey ifade etmeyeceğini de, 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu, 5 yıl boyunca böyle bir usta-çırak ilişkisinin içinde sorgusuz sualsiz bulunmanın bugünkü kuşaklar için kabul edilemez olduğunu da biliyorum. O yüzden ben kızıma bak ben böyle yaptım, sen de böyle yap demiyorum. Hiçbir zaman demedim. Bir de şunu açık söylemek lazım. Benim annemle babam evet iyi mimarlardı, başarılı insanlardı. Ama benim bir ebeveyn olarak, bir mimar ebeveyn olarak bugün herhangi bir çocuğa
oluşturacağım yükü oluşturacak gibi değillerdi. Ne demek istiyorum? Yani evet, ben de okula gittiğimde, Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdiğimde Necdetinoğlu, Şahzıment'in oldu diye işte hep konuşuldu. Hatta hiç unutmuyorum, bir yapı dersinde Özer Eren bana bu tuğlaları nerede bulacağız ki, artık yok bunlar, niye bunlarla yapıyoruz biz bu dersi falan dediğimde, Neşet mi anlatıyor sana bunları dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bir şeyde, bir jüride bir başka hocanın sen bunları annenden mi öğreniyorsun dediğini hatırlıyorum. Bütün bunlar benim de başıma geldi ama o kadar kısıtlıydı ki tanınma durumu. Yani mimarlık dünyasının içinde bile sınırlı bir grup annemle babamı tanırdı. Mimarlık dünyası da epeyce biliyor. Bu nedenle ben Zeynep için çok büyük bir yüküm. Onun kendisi olma çabası içinde onun her türlü başarısı bana yontulacak. Yani Zeynep iyi bir şey yaptığı zaman işte Emre'nin kızı diyecekler. Hatta kötü bir şey yaptığı zaman da maalesef öyle diyecekler. Yani kötü görülen bir şey yaptığı zaman da işte babasının kızı diyecekler. O yüzden ben çok büyük bir yüküm onun için. Bunun bilincindeyim. Bir insanın bütün bu kozanın içinde durup kendisi olmasının ne kadar zor bir şey olduğunu ben bile yaşadım ki o çok daha zor işi. Benim yüzümden. O yüzden de ona karşı çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Benimle çalışmayı çok fazla istemiyor. İlk defa bir projeyi galiba, dilimi ısırarak söylüyorum, benimle birlikte yapmak istediğini söyledi. O çok benim için çok müthiş bir şey. O gördüğünüz seyahat sonrası Kanada'ya gittik. Kanada'da bir deneysel sayılabilecek bir işimiz olacak. Onu umarım birlikte yapacağız. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bambaşka bir ilişkimiz var. Annemle babamla benim ilişkime hiç benzemeyen bir ilişkimiz var. Ben ondan çok şey öğrendiğimi ve onu çok dikkatle dinlediğimi ona sık sık söylüyorum ve belli ediyorum. O benden çok şey öğrendiğini ve beni dikkatle dinlediğini hiç çaktırmıyor. Ama çok şey öğrendiğini biliyorum. Böyle bir cevap verebilirim. Bu arada şunu da söylemek isterim. Siz herhalde, aslında sorularım arasında da vardı ama klişe bulup atmıştım sizinle konuşurken arkaya. Ahan Mimarlık ödülü aldınız, birçok ödül aldınız, yaptınız, hemen hemen her yapı biliniyor ve muhtemelen Türkiye'de mimarlık ortamı dışında da en çok tanınan mimarlardan birisiniz. Ve 17 yıl anne babanızla çalıştıktan çok kısa bir süre sonra Ahan Mimarlık Ödülünü aslında aldınız. Tahmin ediyorum 6-7 yıl sonra. Bugün baktığınızda işte Neşet'in oğlu, Şazimentin oğlu kalıbını unutturacak bir yol almışsınız. Annemin arkadaşları, annemle babamın bazı arkadaşları hala hayattalar ve onlar için ben hala Neşet'in ve Şazimentin oğluyum. Bundan da çok zevk alıyorum açıkçası. Peki sizce o koşarkenki hızı o ofiste mi aldınız, yoksa zaten sizin öyle bir koşasınız vardı ki ayrılır ayrılmaz hızınız mı arttı? Açıkçası annemle babamla birlikte çalışırkenki tempomla benim sonraki tempom arasında bir miktar fark var. Şöyle bir şey var, ofisten ayrıldığımda doğrusu ne olacağını ben de hiç bilmiyordum. Çok korktuğum günlerdi. Çünkü düşünsenize 17 yıl boyunca bir ofise emek vermişsiniz. Onun logosunu tasarlamışsınız. Her şeyi, yani Emre Arolat diye bir kimlik oluşturmayıp Arolat Mimarlık diye bir kimliğin oluşması için uğraşmışsınız. Ve bir anda onu terk edip başka bir şey kuruyorsunuz. Çok korkuyordum ama galiba onun getirmiş olduğu bir şeyle hakikaten çok çalışıyorduk. Ahan ödülü aldığımız yapı da çok tuhaftır. Bizim Arolat ofisinden ayrıldıktan 2 gün sonra beni arayan Yalçın Ayaydın'ın, daha evvel yaptığımız bu İTKİP yapısından dolayı tanıyordum kendisini. Ya işte biz böyle böyle bir şey yapacağız, bir fabrika yapacağız falan dedi, geldi. Biz o sırada arkadaşım gene işte demin de adını andım, Arif Suyabatmaz'ın ofisine sığınmıştık. Çünkü bizim bir yerimiz yoktu. Arif'in Teşvikiye'de Azizye Palas apartmanında şahane bir ofisi vardı. Sağ olsun bizi hemen sahiplendi. Ofisi biz böyle birdenbire doldurduk. 7-8 kişiydik o zaman. Ama bir çekirge sürüsü gibi istila ettik. Sonra yavaş yavaş da böyle her tarafa yayılmaya başladık o apartmanda. Bir daire daha kiraladık falan. O dönem böyle bunu yaparken çok da bilinçli değildim. Ve Yalçın ofise geldiğinde
böyle bir şeyden söz etti. Ben bir fabrika yapmak istiyorum falan diye. Ve çok iyi hatırlıyorum. Ve üçüncü gün falandı. Daha mobilyalar yerine, yani bizim şeylerimiz mobilyalara yerleşmemişti. Kutular mutular duruyordu. Hatta ben ona tarif edemedim bile. Adını bile bilmiyordum şeyin. Azize Palas'ın adını bile söyleyememiştim. Sormuştum buranın adı neydi diye. Çok net bir şekilde hatırlıyorum. Gonca ortağım da vardı. Bir masada konuşuyoruz ve Yalçın bana onları anlattıktan sonra ben tekstil fabrikası yapmıyorum demiştim. Neden falan demişti. Yani siz fabrika yapmıyorsunuz, cezaevi yapıyorsunuz. Bir tekstil fabrikası arkaya hangar gibi bir üretim mekanı yapıp oraya insanları ıngıl kış doldurup havasız susuz feci şartlarda o makinelerin çıkardığı zararlı ışınlar, buharlar, her neyse bütün bunları soludukları berbat mekanlar yapıp öne böyle yakışıklı bir bina koyup işte bilmem ne tekst falan tekstil diye yazıp hava atılan mekanlardır açıkçası. Ben de Yalçın'a bunu söyledim yani ben tekstil fabrikası yapmıyorum dedim. Ve böyle kötü bir toplantıydı. Hatta Gonca da bana kızmıştı yani hiç işimiz gücümüz yok amma da şey yapıyorsun falan diye. Sonra birkaç gün sonra Yalçın tekrar aradı. Ya dedi sen bana tuhaf tuhaf şeyler söyledin. Ya ben sana desem peki ben senden Avrupa'nın en iyi tekstil fabrikasını istiyorum desem dedi. Ben dedim sana bir şey çizerim. Şimdi hiç yapmayacağım bir şey. Bir bak ama sen nasıl olsa yapmazsın dedim bunu. Sen çiz işte bilmem ne demek istiyorsun, niye yapamayayım falan derken bu macera öyle başladı. Ve sonunda geldiğimiz noktada hakikaten AHAN ödülü alan bir yapı oldu. Ama şunu söylemem lazım ki benim uykularımı kaçıran günlerdi onlar. Ve ayrıldıktan sonra, ofisten ayrıldıktan sonraki ilk 3 sene hep o söylediğim işte çok az uyunan falan günler biraz onlardan da kalmadır. Ama ondan evvel de tempomuz hayli yüksekti doğrusu. Ben şimdi izin verirseniz ofisteki arkadaşlarım da sizinle ilgili merak ettikleri bazı soruları tabii derlemiştim. Zevzeklik yapma pahasına size onları sormak istiyorum. Estağfurullah. Bütün yapılarınızı tek bir binaya indirgeseydiniz ve hadi diyelim ki Mars'ta yaşam olduğu kesinleşti, bir yapınızı alıp götürme hakkınız var. Hangisini alırdınız? İsviçre'de bir yapı var, bir ahşap yapı. Ne yapar eder onu alırdım. Benim yapım değil, Peter Zumthor'un tasarladığı bir ahşap ev var. Onu alıp götürmeye çalışırdım. Sizce ofisinizde çalışanlar için nasıl bir patronsunuz? Çalışıyor olduğu günlerde beni sevdiklerini genellikle düşünüyorum. Ayrıldıktan sonra çok sevenler var ve ilişkimizi çok iyi yürüttüklerimiz var. Benim kendilerine karşı hatalı davrandığım mutlaka arkadaşlarımız vardır. Zaman zaman onları anlamamaktan ötürü, zaman zaman anladığım için hata yaptığım veya benim hata yaptığımı düşündükleri arkadaşlarımız olabilir. Kimse bize nasıl bir büro yürütülür diye öğretmedi. İşte benim annemle babamdan aldığım o bağlamdaki dersler çok olumlu dersler değildi. Çünkü hiçbir zaman bizimki gibi bir büro olmadı Arulat Mimarlık Bürosu. Dünya başka bir dünyaydı. Şimdi bambaşka bir dünya var. Yeni kuşakları anlamak için uğraşıyorum. Onların önceliklerinin ne olduğunu sezmeye çalışıyorum. Sizin bir ortağınız var, bahsediyorsunuz da Gonca Hanım, Gonca Paşolar. Biz onu hiç sizin kadar görmüyoruz. Nasıl bir iş bölümünüz var? Aslında Gonca'yla 20 yılı tamamladık. Geçen hafta yanlış bilmiyorsam. 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun bir kısmı ortaklık, bir kısmı birlikte çalışma dönemi. Çok basit bir şekilde bugünkü ortaklığımızda ben tasarımdan ve ofisin ne diyelim daha entelektüel tarafından sorumluyum. O ise tamamen idari taraftan sorumlu. Çok net bir ayrımımız var. Ama o net ayrımın içinde aslında Gonca da hem Arulat Mimarlık döneminde hem EAA döneminde çok uzun yıllar bir tasarımcı olarak çalıştığı için bana çok yardımcı olur. Mesela ben hafiften tereddütte olduğum konuları çaktırmadan şöyle bir önüne doğru bir şey yaparım, atarım. Ne diyecek bakalım falan diye. Ve dediklerini de ciddiye alırım açıkçası. Tabii ki ofisin kurucusu ve daha büyük ortağı olarak ben de onun yaptığı işlere zaman zaman burnumu sokuyorum. Ama bizim aramızda çok uyumlu bir işbirliği var. Büronun önde duran yüzü daha fazla bugüne kadar ben oldum ağırlıklı olarak ama bunu değiştirmek için de çok uğraş veriyoruz. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız Emre Bey?
Vallahi açıkçası boş zaman yaratmaya çalışıyorum. Pek fazla olmuyor. Ya bunu söylüyorum, herkes de aman yapıyor ama doğru. Hala dün gece gene 1.30-2'ye doğru ofisten çıktım. Yaptığım işlerin yan durumlarını, çapraz durumlarını, proje olarak elimizde olanların dışında duran bir takım işte söyleşilerdi, kitaplardı, eğitim faaliyetleriydi. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular tabii. Bütün bunlara vaktim yetmiyor. O yüzden de aslında boş zamanım benim hakikaten yok. Ben onu oluşturmaya çalışıyorum. Yani bazen ara vermeye ve evet biraz beklesinler, ben biraz nefes alacağım demeye çalışıyorum. Denize çıkıyorum. Yani en severek yaptığım şey o. Benim böyle elektriğimi, bütün her şeyi geride bırakarak beni böyle kendime getiren bir şey. Burcunuz ne? Yengeç. Ben hiç çok fazla inanmıyorum böyle şeylere açıkçası ama söylenen şey şu ki yükselenim ikizlermiş ve o çok hakimmiş. Şimdi ikizler özelliklerini taşıyorsun diyorlar. Anlatmadığınızı düşündüğünüz, şunu neden merak etmiyorlar dediğiniz bir şey var mı? Hayır, aslında yani bugüne kadar pek çok söyleşide pek çok soru soruldu. Pek fazla böyle hani gizli saklı bir taraf, benim pek bahsetmek istemeyeceğim bir taraf yok. Merak edilen ve yani merak edilmeyen ve söylemek isteyeceğim de aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Rica ederim. Bir arkadaşım var, yakın arkadaşım. Yani bir onun yanında da bir mimar hanımefendi çalışıyor. Onunla birlikte çalışıyor. Sürekli anlatıyor işte Emre falan filan diye şey, ofisinde konuşuyor falan ve onlar yani o mimar hanım da Emre deyince hani onun ben olduğumu hiç tahmin etmiyor. Çünkü hep çok olumlu, çok güzel şeyler söylüyor benimle ilgili. Sonunda bir gün ya bu Emre Arolat mı falan diyor. Nasıl olabilir ya? O adama nasıl böyle şeyler söylersiniz falan diye. Evet, o adam. Meğer ben onun bir arkadaşını böyle mimarlıktan soğutmuşum falan gene bir jüride. Ama sonra da mimarlık yapmamaya karar vermiş. Bu bölüm değiştirmiş. Sonra çok da iyi gitmiş. Sonra çok güzel bir evlilik yapmış. Şu anda hepimizden çok kat be kat iyi bir durumdayım. Dedim ki ne kadar iyi yapmışım işte yani. Doğrusunu söylemişim yani.